Başkanım, proje çiziliyor dediniz. Malum olduğu üzere bu Alparslan Türkeş Parkı için 3 tane proje çizildi. Bu projeye 500 bin liraya yakın bir meblağ ödendi. Çay projesi için 2 milyon liraya yakın bir meblağ para ödendi bu projeler için. Fakat projeler çizilmesine rağmen herhangi bir işlemin yapılmaması nasıl karşılıyorsunuz? Geçenlerde bir siyasetçiyle görüşmüştüm. İsmail Hakkı Esen, şayet Çankırı Belediyesi'nde herhangi bir usulsüzlük varsa bunun için suç duyurusunda bulunacak mı diye sormuştu. Böyle bir durum varsa suç duyurusunda bulunacak mısınız? Yani suç duyurusunda bulunacak mısınız? Yani usulsüzlük dediğini neyi kastediyor bilmiyorum. Resmi anlamda bu usulsüzlük Şimdi diyorsa başka. zaten buraya müfettişler geliyor. Yani bizim suç duyurusu. Bir de şu var, yani geçmiş eleştirerek geleceğe yönlenme şansınız yok. Geçmiş hatalar var mıdır? Var mıdır? Vardır. Eksikler var mıdır? Vardır. Sürekli buralara vurarak bunlar anlatarak da bir yere varma şansınız yok. Niye geldik? Biz daha iyisiniz. Yani. Onun haricinde projelerle ilgili benden rakamlar bilmiyorum. Onun için 500 milyon, 300 milyon diyemem. Evet, Alparslan Türkeş Parkı'na 3 defa mı çizdin sayın? 3 defa çizildi. 3 defa proje çizildi. İkisi belediye tarafından, biri Ankara Büyükşehir Belediyesi. Çizildi. Ben de öyle biliyorum. 3 tane. Biri çok hayali bir proje. Peki bu projelere normalde bu park bitmez miydi başkanım? Yani verilen meblağ karşılığında. Ya biter. Rakamını bilmiyorum ama çoktan bitmeliydi bence. 15 yıl içerisinde bu parkın bitmeliydi. İnşallah bize nasip oldu. Cenab-ı Allah bize nasip edecek demek ki. İnşallah diyelim. Başvurumuzun parkını bitirmeyi. Başkanım, bir iki soru soracağım, ben bitireceğim onu. Biraz bir şey daha sormuştum. Projeleri sordum, bir de suç duyurusunda bulunacak mısınız diye onu sormuştum. Başkanım, Çankırı'nın garip olduğunu, işte 15 yıllık bir AK Parti iktidarı vardı, 15 senedir devam eden AK Parti milletvekilleri var. Yani iktidarın bu kadar gücü buradayken bu şehrin geri kalmasının sebebi sizce ne diye sorsak? Buna cevabı herhalde sizin madde vatandaşınız herhalde. Şimdi ben daha önce de ifade ettim. Bizim kimsenin bir sünnetimiz yok. Bu şehir için hep yeniden geliriz. Yani ben üst bürokrasi de çok değerli, ben o yönden de şans hissediyorum kendimi. Sayın Valimiz, Sayın Yönetmenimiz, Garnizon Komutanımız, Can, hepsi bir değer. Sayın Vekillerimizle de yerine geliyoruz. Sayın Rektörümüzle de yerine geliyoruz. Ben hiçbirine küsle vurulmam. Önemli olacak. Önemli olan benim için çarptı. Çankırı'yı bir yerlere getirebilmemiz lazım. Ben yaramasını yaşadım bu şehirde. Bundan sonraki kaderi böyle olmamalı. Hakikaten bizim insanımız, milliyetçi muhafazakar bir toplumumuz var. İç Anadolu böyle. Devletine karşı hiçbir zaman isyan etmemiş. Almamış, etmemiş. Nüfusa göre en çok şehidini vermiş. Vergisini vermiş. Pilot bölge olmuş. Bunun karşılığını almalı diye düşünüyorum. Bunun için de biz elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Bunda da cesurum yani. O kırılır, huzurlu da. Veya benim ileride şöyle mi olur diye kafamızın arkasında saklıyor. O yüzden Milliyetçi Hareket Parti ben seçilmiş. Belediye başkanı olarak farklı düşünce olabilir farklı siyasi görüşteki insanlar ama biz de yok. Ben karayolları ile ilgili büyük otelin orada bir şey var. Belki soracaklar arkadaşlar. Soracaklar. Karayolları bölgeli durdu. Dönemeçle alakalı. İnşallah orayı da çözeceğiz. Orası bizim yetkimizde bir yer değil. Karayollar. Çevre yolu biterse bize devralır. Ama şu anda tamamen bu tarih tesadüfi bir orada bir sürü arkadaşımız ceza. Bu da bizi üzüyor. Önceliğimiz o mesela. Önceliklerden bir tanesi. Çözmek üzereyiz. Bugün yarın neticelerini. İnşallah.